Olympus'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Biz yine programımıza başlıyoruz sevgili izleyenlerim. Tabii ki yine dolu dolu programımız var burada. Tabii ki tariflerimiz var. Hiç eksik bir şey kalmayacak sevgili izleyenlerim. Güzel bir fındıklı un kurabiyesi hazırlayacağım. Malzemelerim burada. Şöyle alıyorum. Bakın kırma fındık var. Onun haricinde burada bir hamurum var. Bu hamurdan bahsedeceğim. Özür dilerim. Burada bir paket margarin var. 1,5 su bardağı pudra şekeri var. 1 tane vanilya var. Böyle bir araya getirdim. Getirdikten sonra iyice daha sonra da bunun üzerine aldığı kadar unla bir hamur hazırladım. Hazırlamış olduğum hamur burada. Burada da kırma fındık var. Şimdi hamurla uğraşırken fındığı da yedireceğim ve ondan sonra da kurabiyemizi hazırlayacağız. Evet hocam. En sık öyle. Tabii yani bunun dışında da görülme ihtimali vardır. 50 yaş sonrası da görülebilir. 30 yaş öncesinde de görülebilir. Peki sebebi ne bu yani 30 ile 50'nin arasındaki hocam? Sevgili izleyenlerim, kurabiyeyi hazırladım. Bakın beyaz bir kurabiye. Sadece ve sadece içerisindeki fındıkların biraz böyle. Fındık zaten ısıyı gördükten sonra esmerleşir. Biraz fındıkların renginde görüyorsunuz esmerlik var. Daha sonra da bunları güzel güzel diziyoruz. Yine bugün hastanemize göndereceğiz. Hiç merak etmeyin. Bizi izleyen oradaki çalışan arkadaşlarımıza buradan yine selamlar olsun. Göndereceğiz. Hiç sorun yok. Evet. Şöyle evvela soğuması gerekiyor. Tekrar anlatayım. Şöyle bir adet margarin, 1,5 su bardağı pudra şekeri ekledik. Efendim bir tane vanilyamız var içerisinde. Bunların hepsini bir araya getirdikten sonra güzelce mıncıklama yöntemiyle bunları hazırladık. Ve daha sonra hazırladıktan sonra içerisine yeteri kadar unumuzu da ilave ederek efendim kıvama gelmesini sağladık. Beklemeye aldık. Bunları bekletirken de tabii ki bu işlemi yaptıktan sonra da efendim hamuru tekrar yoğuruyorsunuz. En az 35-40 dakika beklettikten sonra yoğuruyorsunuz. Hamuru çalışma tezgahının üzerine seriyorsunuz. Üzerine bir bardak kırma, kırma dediğimiz yani öğütülmüş olursa çok ince olur. Onlar çok çabuk esmerleşir. O zaman da kurabiyenizin özelliğini kaybeder. Eğer ki kırma yoksa onu bıçakla şöyle kırabilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Üstüne vurarak ezdiğiniz zaman çok toz olur yani öğütülmüş olur o özelliğini kaybeder. Daha sonra bunları tabii ki tekrar yoğurduk fındıkla beraber ve daha sonra uzun bir rulo yaptık kalın bir oklava şeklinde ve bir parmağımızdan ince olmak kaydıyla bunları kestik bir bıçak sırtı kalınlığında ve ondan sonra aralıklı olarak yağlamış olduğumuz ve içerisine kağıt sermiş olduğumuz tepsiye bıraktık. Ve daha sonra 170 derece fırında pişirdik. Tabii ki esmerleştirmeden bunu almak ocaktan, fırından. Eğer ki tabii ki çok tatlıyı seviyorsanız daha sonra üzerine pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz. Biz de yemeklerimizi hazırladık ve güzel güzel yine geldik bir programımızın sonuna sevgili izleyenlerim. Sürçülisan ettik affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Müzik
Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin %40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosoft tasarruflu tencere kullanır. Termosoft mu? Aklı olan termosoft alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam eğer Allah canımı alsın. Termosoft hayattır ya. Termosoft tasarruflu tencere.